Son olarak değinmek istediğim husus, Türk milli kimliğinin önündeki en büyük tehdit olan Suriyeli sığınmacılar meselesidir. Suriyeli sığınmacı sayısı Türkiye'nin kültürel ve etnik dokusunu değiştirecek hızla artıyor. Bugün Türkiye'de yaşayan her 20 kişiden biri Suriyeli. Bu nüfus artışı devam ederse 2040 yılına geldiğimizde Türkiye'de yaşayan her 13 kişiden biri Suriyeli olacak. Türkiye'nin belirli kentlerinde Suriyeliler nüfus üstünlüğünü ele geçirmiş durumdalar. Özellikle Kilis'te 131 bin Türk vatandaşına karşı 132 bin Suriyeli var. Böyle giderse Şanlıurfa, Gaziantep ve Hatay'ın kaderi de yakında Kilis gibi olacak. Buradan açıkça söylüyorum. Bu kadar büyük bir Suriyeli nüfus ile Türkiye'de milli devletin ayakta kalması mümkün değildir. Sayın Akkal, bir dakika ilave ediyorum. Hiç kimse bize hümanizm dersi vermeye kalkışmasın. Bugün Türkiye'de askerlik çağında 815 bin Suriyeli var. Bizim Mehmetçiğimiz Suriye'de Suriye'nin toprak bütünlüğü için şehit olurken Suriyeli gençler ülkemizde nargile kafelerde geziyor. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Neden Batı dünyası Suriyelilerin Türkiye'de kalmasını istiyor? Neden Soros, neden Avrupa Birliği Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye yerleşmesi için çalışıyor? Kuzey Suriye'de 5 milyon Suriyelinin Türkiye'ye taşınması ilk aşamada onların boşalttıkları yerin PKK'nın eline geçmesine, orada bir PKK istanın kurulmasına sebep olacaktır. Bu gerçeği göremeyen Dışişleri Bakanlığı, bu gerçeği göremeyen İçişleri Bakanlığı Türkiye'yi bir felakete sürüklemektedir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, benim ülkemde 380 bin Suriyeli çocuk doğdu. Mecliste yardımcı olsa keşke bu 380 bin çocuğu doğar doğmaz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapsak diyor. Keşke doğduklarında vatandaşlık versek de memlekete döndüklerinde ceplerinde ay yıldızlı kimlik olsa diyor. Toparlayalım. Sayın Bakan, Türk vatandaşlığı sizin koyacağınız harçlık değildir. Aklınızı başınıza devşirin. Vatandaşlık vereceğiniz Suriyeliler bu memleketi terk etmeyecektir. Bunu da lütfen iyi anlayın. Suriyelilere vatandaşlık vermek Türkiye'nin yalnızca bugününe değil, aynı zamanda geleceğine yapılmış bir ihanet olacaktır. Böyle bir ihanetin hesabını tarih ve millet karşısında veremezsiniz. Başbuğ Alparslan Türkeş'in dediği gibi, beceriksizlikle ihanet arasında kıldan ince bir çizgi vardır. Saygılarımla.